Kroşe örgü atölyesinden merhaba. Böyle hazır gibi gözüken bir bere lastiği yapmak için ne yapmanız gerekiyor? Bunun en kolay yolu nedir? Ve başınızın ölçüsüne uydurabilmeniz için neler yapmanız gerekir? Şimdi onları anlatacağım size. Lastiğin genişliği ile ilgili olarak 8 ya da 10 zincir üzerine yapıyorsunuz. Az önce gösterdiğim lastiğin ölçüsü 10 zincir. Çocuklar için yapıyorsanız 8 zincir yeterli. Geniş bir lastik istiyorsanız daha da arttırabilirsiniz bu sayıyı. Öncelikle kaç trabzan üzerine oturtmak istiyorsanız o kadar sayıda zincirinizi çektikten sonra hep o trabzan sayısıyla gideceksiniz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yaptım ben. 1, 2 zincir. Bu iki zinciri ilk trabzanım olarak kabul ediyorum. Ve gördüğünüz şu ilk boşluğa bir tane ikili trabzan. Bir tane ikili trabzan. Her bir boşluğun içine ikili trabzan. Bu şekilde lastik yaptığınızda kafa ölçünüze göre bereyi ayarlamanız çok kolay oluyor. Bu lastiğin en güzel kısmı bu. Bakın şöyle yaptım. Sayacağım şimdi kaç trabzanım oldu. Bundan sonra her sırada sayarak gideceğim. Bir eksik bir fazla yaparsanız model yanlış görünür. Şu ilk iki zinciri de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Her bir sırada başta çektiğim iki zincirle birlikte 9 tane trabzanım olacak. 1, 2 zincir. Döndüm. Şimdi burada lastik görüntüsü verebilmemiz için şu kısmın sabit kalması gerekiyor. O yüzden hafif döndürüyorsunuz. Hafif döndürüyorsunuz. Ve bakın şuradaki boşluğun içine yarım trabzanlar. Arkadaki boşluğa bakın önde, şimdi göstereceğim size. Önde böyle bir düz örgü gibi, sanki şişle yapılmış düz örgü gibi o lastik görüntüsü korunuyor. Arkaya sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her sırada 9. Yani tabii 9 tane yapıyorsanız, 10 tane yapıyorsanız 10 ve 9. 9 tane oldu. Şimdi önden şu 9.'sunu düzgün yapayım. Öndeyken 2 zincir çekiyorum. Arkayı döndürdüm. Burada bir püf noktası var. Hangi boşluktan başlayacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Şu boşluğa atlamayın. Hemen dibindeki boşluktan geçiriyorsunuz ilk trabzan için tığınızı. Baştaki 2 zincir ilk trabzanım. Bu ikinci trabzanım. Bu üçüncü trabzanım. Böyle 9 tane yaparak sırayı tamamlıyorsunuz. Bu kadar basit. Bütün sıra boyunca bu metodu uygulamanız yeterli. Bütün model boyunca. Uzadıktan sonra, yani böyle bu şekilde ilerledikten sonra başınızda ölçün ve o şekilde birleştirmeyi yapın. Tıpkı motif birleştirir gibi birleştirmeyi yapın. Küçük bir model üzerinde göstereceğim size birleştirmeyi. İstediğiniz ölçüde ördünüz. Bunun ölçüsü nedir? Çocuklar için eğer 5-7 yaş arasıysa bu uzunluğun 42 santim kadar olması yeterlidir. Buradan buraya ölçersiniz 42 santimdir. Büyüklerde de kendi kafanızın etrafını ölçerek, berelerinizi ölçerek, kişiden kişiye göre değiştiği için tam bir rakam vermek istemiyorum. Şöyle kapattınız. Bunun ters ya da düz yok. Bu şekilde karşılıklı birleştiriyorsunuz. Bakın önce buradaki boşluğa, sonra onun tam karşısına denk gelen boşluğa tığınızı geçirip sık iğneler yapıyorsunuz. Bu modelinizin tersi oluyor. Bakın önce buraya, sonra karşıya geçiriyorsunuz. Bu şekilde. Bu kadar kolay. Bunun üzerine modelinize başlayabilirsiniz. Bakın sonra böyle çevirip, düze çevirip üzerine modele başlıyorsunuz.